Kurban Gelin 12. Bölüm. Saat 9 gibi uyandı Ahmet. Zeynep yatağını bile toparlayıp çıkmıştı. Banyoda işini hallettikten sonra odadan çıktı. Zeynep, babaanne ve Fatma Hanım sabah erkenden kalkmışlar, akşam planladıkları yayla gezmesi için hazırlıkları yapmaya başlamışlardı. Geceyi yayla evinde geçirelim demişlerdi. Hamur işleri, sarma, dolma, yemekler hazırlanmıştı. Zeynep, babaannesinin tüm kovalamalarına rağmen Ahmet'in yanına gitmemişti. Ahmet mutfağa girdiğinde, "Oo, mis gibi kokular geliyor. Kahvaltıda yer miyiz yaptıklarından ninem?" diyerek elini uzattı böreğe. "Kado, çek elini hele. Sana değil bunlar," diye resmen bağırdı ihtiyar kadın. Ahmet'in eli havada kaldı bir an. "Anne, sen benim damadıma nasıl kıyarsın? Ye oğlum ye. Ben bakarım oğluma." Fatma Hanım damadına bir dilim börek verdi. "Gül gibi kızı aldı, eritmiş bir de yavrumu," diye kadın söylendi. "Ninem, gül gibi değil benim karım. Gül ama biraz erittik sanırım. Ben elimden geldiğince besledim ama tabii senin elinden yediği böreklerin lezzetini bulamamıştır yemeklerde," dedi Ahmet böreği yerken. "O senin gavur ananın elinden zehir akar zehir. Kestane topur meselesi senin anan. Topurunu beğenmez gavur," dedi nine. "Nine, niye kayınvalidemi kötülüyorsun sürekli? Bana çok iyi davranıyor. Yanlışın var senin." "Anam iyidir ninem," diyerek Ahmet annesini savunacak olunca, "Bağ öğretme sen Makbule'yi. İmansızdır o, ben bileyim. Anne bak damadımı üzüyorsun." Fatma Hanım kayınvalidesini susturmaya çabalıyordu. "Ana, o benim torunumu piroğu diye istemez, bileyim ben. Hele dindar diye hiç istemez. Ben bilmem mi? Sen bir teyzen var Kado. Neydi o adı? Neydi adı?" Fatma teyzem mi derken Ahmet peşinden gelecek cümleleri merak ediyordu. "He işte o. Ona neler yaptı zamanında başını örttü diye. Babası da kafirdi anağın. Kızın burnundan getirdi hayatı. Teyzen çok akıllıydı. Doktorluk kazanmıştı. Annen onun kadar akıllı değildi. Ankara'da teyzen doktorluk, annen denilen o, neyse hemşirelik okuyordu. Teyzen namaza başladı, başını kapattı. O gavur ona türlü iftiralar attı. Tarikata girmişmiş, neymiş efendim, şeyhi ne derse onu yapıyormuş, daha neler neler. Deden olacak o papaz da bu evde namaz kılamazsın. Deden olacak o papaz da bu evde namaz kılamazsın. Benim evimde başını örtemezsin diye baskı yaptı. Kızcağız onların zulmünden kaçıp hiç tanımadığı bir adamla evlendi. Şimdilerde ne oldu o kıza? Teyzemle ara sıra ben görüşüyorum. Annemlerle hiç görüşmüyorlar. Aslında birkaç kere geldi teyzem ama barışmadılar. Hepsini sen o gavur anan yaptı. Aslınızdır değildir. Annem sevmez pek dindar insanı," diye açıkladı Ahmet. "Ama benimle arası iyi ninem, gerçekten," dedi Zeynep. Ailesi olanları bilsin istemiyordu. "Hadi oradan sen de, iyiymiş. Anacığım, bırakalım Makbule Hanım'ı. Hadi hazırlıklarımızı bitirelim de çıkalım," diye Fatma Hanım müdahale etti. Nine iyice açılmıştı. "Ben odayı toparlayıp hemen geliyorum," diyerek yanlarından ayrıldı Zeynep. Ahmet arkasından yardım etmek amacıyla çıktı. Zeynep'in yanına geldi, özlemle sarıldı karısına. "Güzellik, sana onların yanında sarılmamak için zor tuttum kendimi," diye karısının kulağına fısıldadı. "İyi ki tuttun, yoksa ninem seni bastonu ile kovalardı. Sen izin vermezdin ona." "Kim demiş?" "Kıyamazsın sen bana. Gerçi geri aldım ya, 40 gün dedin çıktın. Hiç insafın yok." Zeynep parmaklarının ucunda yükseldi, yanağını öptü. "Sabır kocaman adamım, sabır." Tüm aile hep beraber yola çıktılar. Yine sürekli Ahmet'e sataşıp duruyordu. Arabalara bindiler. Ahmet binmedi. "Ula Kado, sen niye binmiyorsun arabaya?" "Bana tuzak kurmuş olabilirsin yine. Korkarım senden. Siz gidin, ben burayı beklerim," dedi şakayla. "Ula uşak, delirtme beni de bin daha arabaya." "Ula uşak, delirtme beni de bin daha arabaya," dedi ihtiyar kadın bastonunu sallayarak. "Gelmem nine, canımı yolda bulmadım ben," diyerek omzunu silkeledi. "He öyle mi? Gelme ola." Kadın kestirdi attı. "Anne ben oğlumu bırakmam burada.
Ali Bey annesine itiraz ederek ikilinin oyununa katıldı. Uşağın bırak kalsın da biz gezer geliriz. Zeynep gözleriyle yalvararak gel diye bakıyordu Ahmet'e. Anne nereye gidiyorsun? Dedi Ali Bey arabadan inmeye çalışan annesine. Görmüyor musun ha bu kızı? Nasıl bakıyor elin oğluna? Ağladı ağlayacak hayvan eti yiyen. Gidip alam kadı oğlunu. Arabadan indi elini Ahmet'e uzattı. Gel la uzatma hadi. Ana da sevmem senin. Ha bu kıza kıyamam. Gel bin arabaya. Ahmet ninenin elini tuttu. Ninem sen beni sevmezsin ama ben seni severim. Bu arada ben torununa kıyamam. Aslında bu şakayı daha da uzatacaktı. Zeynep'e bakınca vazgeçti. Zira Ahmet'i gerçekten gelmeyecek sanmıştı. Yolda kahvaltı yaptılar. Yaylaya gelince Ali Bey, biz Ahmet'le dolaşalım biraz dedi. Çok memnun olurum, bacaklarım açılır biraz diyerek çıktılar yayla evinden. Biraz yürüdüler. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah senin her dileğini kabul etsin. Şimdi neden teşekkür ettiğinizi bilemedim. Oğlum öncelikle bana olan can borcunu ödediğin için. Sonra da kızımı anlayış ve sevgiyle yaklaştığın için. Ben... Ayşe Hanım bana her şeyi anlattı. Anlıyorum. Oğlum biz dindar insanlarız. Bu konu sanırım en önemli ayrışma noktanız. Bu sorun çözülür mü? Bilmem. İsterim ki sen Zeynep'e benze. Eğer benzemezseniz devamı olmaz. En ufak bir rüzgar sizi yıkar. Ben en azından içki konusunda dikkat edeceğime söz verdim. Ama daha başka ne değişir bilemiyorum. Aslında orta yol olsa... Dinde orta yol yok. İşte ben de onun için çıkmazdayım. Zeynep için değil, dilerim Allah'tan senin gibi iyi adama hidayet nasip eder. Güzel günler çabuk bitmişti. Bursa'ya dönmüşlerdi. Ahmet biraz kırgın ayrılmıştı aslında. Zeynep'i olduğu gibi kabul etmişti. Ancak Zeynep ve ailesi Ahmet'i olduğu gibi kabul etmemişti. Bunu daha çok idrak etmişti. Zeynep dahil hiç kimse için değişmeye niyeti yoktu. Zaten din eğer olacaksa insan hayatında Allah için olmalıydı. Kul için değil, kişi namazını Allah için kılardı. Kul için değil. Bursa'ya geldikten sonra bu konu kafasını kemiriyordu. Ahmet kararlıydı. Hayatı aynı şekilde devam edecekti. Zeynep nasıl isterse onu yapma hakkına sahipti. Ortak bir hayattan anladığı Ahmet'in ortak faydalarda buluşmaktı. Zeynep'e asla sen bu şekilde giyinme demezdi. Saygı duyardı. Ondan beklediği de bu iken onlar değişim yoksa bu şekilde yaşarsınız demişlerdi. Zeynep de fark etmişti Ahmet'teki gergin hali. Şakacı halleri gitmişti. Daha durgundu. Yolda konuşmak istemiş ancak olmamıştı. En iyisi evde konuşmalarıydı. Onu kıran bir şey vardı. Her fırsatta Zeynep'e sarılan Ahmet gitmişti sanki. Yaylada kesinlikle bir şey olmuştu ama ne? Konuşmalıydı Ahmet'le. Eve geldiklerinde Ahmet hemen işe gitti. Bir sorun varmış, acele gitmesi lazımdı. Akşam yemeğinde Emin Bey Zeynep'le sohbet etmeye çalışmış ama başaramamıştı. Ailesinin selamı olduğunu söylediğinde ise yarım ağız selamı almışlardı. Bursa'ya dönüşü Zeynep'in yine yalnızlığa düşüşü olmuştu. Ahmet eve gelince onunla konuşup sorun ne ise çözüm bulacaklardı. Gece geç vakte kadar Ahmet'i bekledi ancak gelmedi. Aramamak için epey mücadele etti kendisiyle. Ahmet'in yatağını hazırladı. Diğer koltukta kitabını okurken uyuyakaldı. Ahmet eve sabaha karşı geldi. Zeynep koltukta uyumuştu. Siyah saçları şelale gibi dökülmüştü omzundan. Bir melek gibiydi. Ne kadar masumdu. Kendisine kızdı bir an. Ama onun kendine göre yaşantısı vardı. Bundan vazgeçmeye niyeti yoktu. Ellerini Zeynep'in uyuduğu koltuğun kollarına dayadı. Zeynep gözlerini açtı, Ahmet'e baktı. Ahmet, sen benim başımın belasısın biliyorsun değil mi? Diye sorduğunda bakışlarındaki ifade çok farklıydı. Hı hı diyerek onayladı Ahmet'i. Dudağının kenarını ısırdı farkına varmadan. Beni zorluyorsun ufaklık diyerek Zeynep'e doğru eğildi. Zeynep kalkmaya çalıştı. Kollarıyla kalkmasına izin vermedi. Sen benim karımsın. Zeynep ağlamaya başladı. Koku genzini sarmıştı. Sen içki içmişsin. Yalvarırım yapma. Hıçkırarak ağlıyordu.
Ahmet yanaklarını avuçlarının arasına aldı. Korkma, sadece öpmek istemiştim. Sen istemezsen dokunmam sana. Kız başını salladı inanamaz bir şekilde. Hıçkırıkların arasında sen içmişsin dedi. Evet içtim. Ben buyum. Başka yok. Benden başka biri çıkmaz. Zeynep katıla katıla ağlıyordu. Engel olamıyordu gözyaşlarına. O kadar ümitliydi ki oysa ellerini çekti Ahmet. Hadi git odana uyu. Zeynep koşarak girdi odasına. Kapını kilitle diye bağırdı arkasından. Zeynep hızla kapattı kapıyı. Eli anahtara gitti ama kilitleyemedi. Çeviremedi. Eli gitmedi çevirmeye. Sırtını dayayarak çömeldi kapının arkasına. Gözyaşları sel olmuştu adeta. Ne olmuştu şimdi? Ahmet gün sayarken ne olmuştu da her şeyi bitirmişti? Ne olmuştu? Neden Ahmet bu kadar değişmişti? Yaylada onun bilmediği bir şey olmuştu ama ne? Yarın konuşacaktı Ahmet'le. Sabah yakalayamazsa da gün içinde arayıp konuşmak istediğini söyleyecekti. Sabaha karşı Ahmet'in çıktığını duydu. İşi vardı demek ki. Bu kadar erken onun için çıkar diye düşündü Zeynep. Uyumamıştı. Biraz uyuyup öyle kalkmaya karar verdi. Çok sıkıntılıydı. Pek uyuyamamıştı aslında. Öğlene doğru kalktı. Kahvaltı yapmak için hiç enerjisi yoktu. Ahmet'i saat 3 gibi aramaya karar verdi. Gün geçmek bilmemişti. Nihayet zaman gelmişti. Ahmet'in telefonunu aradı. Açılmadı telefon. Yaklaşık bir saat sonra Ahmet aradı. Efendim, nihayet aramıştı. Zeynep, anca vakit bulabildim seni aramak için. Sesi yorgundu adamın. Önemli değil, seninle konuşmak istemiştim ben. Şu an mümkün değil. Ben birkaç gün şehir dışına çıkıyorum. Anladım. Ne zaman gelirsin, belli mi? 2 ya da 3 gün. Ararım. Sana hayırlı yolculuklar. Gidiyordu.